Hepinize iyi akşamlar, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Ee, ya önce konuklarımızı tanıtalım. Hilmi Taşdemir hoş geldin. Merhaba hoş Hilmi. Ee, Zafer Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur İste. İşte diyordum, iste demeye demiyorum. Artık İste diyorsun. Da. İşte daha güzel ama. İste de güzel. İsrarla <laughs> işte. İşte de güzel. Hakan Bey. Ee, Hakan Bayrakçı. Merhabalar. Hoş Merhaba, geldiniz. kolay gelsin Hakan İlmi Bey. Bey'in gömleği de çok tarzmış dedi Onur yukarıdan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyor Ramazan'ın manevi havasını biraz hissediyorum. Ramazan'ın manevi havası. Evet. Ama Şimdi aynı moda ya, İtalya'da ya, da var. Yayının sonunda da bir <laughs> dua edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İran Dışişleri Bakanı'na benzemişsin demesinler yalnız. <laughs> İran... Herkese benzemek isterim, İranlılara benzemek isterim. Ama sorun isterim. şu, İtalya'da da Armani'nin falan da öyle modaları evet, var. Moda var. Bu Armani zaten dermişim. Ha, eyvallah. <laughs> eyvah, doğrudur. Eyvah, eyvah, eyvah. Fiyat çıkacak. çıkacak. Dermişim dersin. ama... Ya söylemiyorum da yani izlediğimiz filmlerde bazı Hristiyan din adamlarının da öyle... <gülüyor> 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 Pardon, film hakikaten Armani mi o? Yok abi, nerede ha. Armani falan? Bayağı bir reklam yaptınız. Evet, peki, tamam. tamam. Tamam, Kızıyor, Onur kızıyor diyor. Tamam, peki. Marka ismi vermiyor. Eyvallah. Peki... Şimdi siyaset konuşacağız. Yani e, siyasette tartışılan her konuyu tarafsız bir şekilde tartışmaya çalışacağız, konuşmaya çalışacağız. Şimdi siyasetin en baş konularından biri e, bu Kemal Kılıçdaroğlu elektrik, elektrik polemiği. Ya millet ilgiyle izliyor mu bunu Onur? Ne diyorsun? İlgi, merak ediyorlar. Devam ediyor mu Kemal Bey'in elektriksizlik durumu? Bu hafta bir hafta daha dolmadı devam ediyor görüntülerde görüyoruz ya şimdi çok değerli konuklar ben açık bir şey soracağım size yani ha hakikaten tamamen e şeyden bağımsız böyle hani siyasi tartışmalardan bağımsız bir ben bir siyasal iletişimci değilim hani bu o ayrı bir konu hani apayrı bir ya alan. Hakan Bey ben burada hiç taraf görmedim ki zaten. Tabii sana. hayır hayır başka... Bak sen mı söylüyorum? Bak bu, bunu Bu konuyla söylüyorum. ilgili soğukkanlı bir şekilde evet. konuşmak istiyorum. Ben hani bir siyasal iletişimci değilim fakat e, bu konuya yani Kemal Bey'in bu elektri evinde elektrik e, olmadan verdiği görüntüler, işte elektrik faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarla özdeşleşmek Onların onların dertleriyle hemhal olmak maksadıyla yaptığı bu eylemde eylemin iki türlü sonucu olabilir. Bir vatandaşlarımızın bir kısmı derler ki ya adam ne güzel bak bizim sorunlarımızla hemhal oluyor, çok güzel bir şey yapıyor, i̇şte mesaj veriyor, elektriksiz kalmayı göze alarak evinde bu mesajı veriyor çok güzel bir siyasal iletişim dili diyebiliriz bir, tan bir tanesi bu bir tanesi de ya bu çok böyle hani e problemli bir görüntü bir aziyet görüntüsü veriyor yani evinde elektrik yok daha kendi kişisel sorununu halledememiş bir imaj yani insanlar o şeyi tam olarak algılayamayabilir. Elektrik faturasını ödeyemeyenlerle dayanışmak için bunu yapıyor. Algısı, mesajı tam olarak insanlara ulaşmamış olabilir ve insanlar onu tam olarak böyle algılayamayabilirler ve böyle değerlendirebilirler. Bir acziyet görüntüsü olarak değerlendirebilirler. Hangisi? Yani sizce bu görüntü e, insanlara nasıl geçiyor? Hangi benim söylediğim bu iki şeyden hangisi daha? baskın görünüyor size göre? Onur Bey. Şimdi şöyle aslında gerçekten sizin ifade ettiğiniz üzere iki ihtimal var burada. Ya halk e, bir dayanışma hissedecek ya da bir acziyet hissedecek. E, dayanışma mı acziyet mi? Şimdi burada Hisseder iki insanlar. İki tane çok saygı değer kamuoyu araştırmacısı var aslında. Onlar benden daha iyi de ifade Onları ediyorum. biraz sona bıraktım. Elbette. Evet. İşte. Ee, Kamuoyu yani daha doğrusu siyaset çalışması yaparken şunu yaparsınız. Seçmeni bir pasta olarak düşünürsünüz. Pastadan alabileceğiniz kesimler vardır. Bir de o pastada ne yapsanız ne etseniz bulaşamayacağınız kesimler vardır. Sayın Kılıçdaroğlu da muhtemelen bu hesabı tıpkı her siyasetçinin, her kamuoyu araştırmacısının yaptığı gibi Sayın Kılıçdaroğlu ve Kurmayları da yapmıştır. Bu adiyet dediğiniz şey ya arkadaş işte kendi ev elektrik faturasını bile ödeyemedi. Ya da işte e, kendi sorunlarını bile çözemedi. Bizim sorunlarımızı nasıl çözdük diyecek bir kesim bu ülkede gerçekten var. Ama o kesim yani o dayanışma mesajını almadan almadı ve özellikle almak istemeyecek. Bu konuda gözlerini kapatacak, kulaklarını tıkayacak bir kesim mutlaka var. Ancak acaba o kesimi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şey odur diye tahmin ediyorum. Şu muhakeme yapılmıştır. Acaba biz o kesime zaten ulaşabilir miyiz? Muhtemelen bunlar düşünülmüştür. Zaten ulaşamayacaklarına yönelik bir ön kabul oluşturulmuştur. Yani hani şimdi şöyle derler ya hani reisçilik diye bir kavram var Türkiye'de. Hani AK Parti'nin bile üzerinde bir reis olgusu var. Ve hani Tayyip Erdoğan'ın hatta araştırmalarında da e, kabul edilebilirliği AK Parti'nin üzerinde. Şimdi o noktada reisçi bir e, kişi elbette ki tay, şey e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu eylemine böyle bakacaktır. Ama Kılıçdaroğlu zaten peşinen siliyor onu onu ikna edebilme kabiliyeti olmadığını düşünüyorum. Ama orada oraya ulaşması gerekmiyor mu? Çok doğru. Ama oradaki işte mesela ne diyelim? Toplumun elektrik faturası ödeyemeyecek bir kesimi var gerçekten. Yoksul bir kesim var. O yoksul kesimin içinde potansiyel ön yargılara ne ol ne bir başkası ulaşabilir. Ama potansiyel ön yargılı olmayan evet benimle dayanışma içinde bu insan diyebilecek bir kesim de var. Bunu kabul etmek lazım. Ve her zaman şu şunu ben de bazen bu hataya düşüyorum. Hepimiz düştüğümüzü de düşünüyorum. Düşmemek lazım. Toplumun yoksulluk sınırının altında yaşayan bütün kesimleri eğitimsiz de değil. Çok Tabii. eğitimli ama işte bazen şanssızlık bazen Türkiye'nin işte bu genel durumdan ötürü. O zaman şöyle diyelim yani bu, bu kutuplaşma çok keskin değil. Kılıçdaroğlu da bu keskin olmamasından yararlanarak o taraftan ne alırabilirim? Mutlaka bunu yapıyor. Ama tabii her şeyin bir tadı var. Yani hani Sayın Kılıçdaroğlu da eminim bunu bir noktada bırakacaktır. Zaten bugün bir açıklama yaptı. Hani bir hafta bu e onu en başta süreci. söyledi evet. zaten. Yani o bir haftalık süreç elbette ki bir dayanışma mesajı anlamında değerlidir. Bir ben de değerli. Hafta bir söyledim. hafta olduğunu söyledi. En başta evet. söyledi. Değerli. Bugün ]dir. söylemedi. Yani. Değerlidir. Yani değerlidir bu. Hakan Bey, burayı hızlı geçelim. Peki. Şimdi efendim her liderin bir kere kendi oyunu korumak ya da konsolide etmenin dışında asıl görevi Başka seçmenlerden de oy almaya çalışmak olmalıdır. Böyle e, yükselebilirsiniz, böyle iktidara gelebilirsiniz veya böyle oyunuzu artırabilirsiniz. Şimdi burada benim yorumum biraz farklı. Şöyle ki, evet Onur Bey'in dediği gibi bunu gayet ha doğru yapıyor falan diyen de olmuştur. Ama benim gözlemim burada şu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin iyi parti seçmeninin ve Adres arayan bir kısım AK Parti seçmeninin dahi baktığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun imajı artık son bir bir buçuk yıldır bütün bu konuşan konuşulanlardan ötürü zaten çok başarılı bir parti lideri imajı olmaktan çıktı. Dolayısıyla yani bu aşamada siz çok ses getirici bir eylemi ya çok doğru bir şey yapıyor filan bile dedirtebilecek bir şey yapsanız bile ki bu öyle bir eylemde değil ayrıca sebebini kısaca söyleyeceğim. Ee, böyle bir algıyla e, karşılık bulmuyor bu. Yani birileri çıkıp başta da CHP seçmeni olmak üzere vallahi helal olsun. Ne kadar güzel konuyu anlattı falan demiyorlar. Yani olayı böyle izliyorlar. 11 yıldır yaptıkları gibi. Dolayısıyla niye bu sarsıcı bir eylem değil mi? Efendim, sarsıcı bir eylem, şöyle söyleyeyim size. Sıradan bir futbolcu, futboldan örnek vereyim. Çünkü herkesin iyi kötü, en fazla ilgilendiği spor dalı. Yani sıradan bir futbolcu bazen çok şık bir hareket yapabilir. Çok şık bir çalım atabilir, çok şık bir gol olabilir. Ama o birkaç kere olur. Ve izleyici bunu, yani o futbolcuyu tanıdığı için zaten, ya bunu bir kere iki kere böyle hani, güzel bir şey yaptı falan diye algılarlar. Ama Messi gibi, Maradona gibi, Pele gibi. Şimdi bu tür liderler, bu tür futbolcular zaten onun her hareketinde bakayım ne yapacak diye izler seyirci. Bakın ne değişik bir şey çıkacak. Gene ne bir hamle yapacak. Gene nasıl bir çıkış yapacak? Şimdi zaten bunları başaranlar iktidara geliyor. Şu fikir zaten yanlış bir saplantı Türkiye'de. Birçok kesimde var bu. Efendim CHP'nin oyu sınırlı. E zaten 24 alıyor. Ne yapsa da 24'ten fazla alamaz. E Dolayısıyla bunu korumak önemli. Yok öyle bir şey. Tabii tabii. Peki biraz isterseniz daha güncel. Peki güncü. sadece son olarak şunu söyleyeyim, örneğini vereyim. Yani böyle sınırlı 20 Ecevit gibi biri geldi, 42'yi aldı, götürdü. Hayır hayır. Şunu, şu elektrikle yani. ilgili daha güncel bir tartışma da var. Ben Zaferle onu konuşmak istiyorum. Şimdi ya bir Enerji Bakanı dedi ki Şimdi önce Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evin görüntüleri var mı? Bu görüntüler mi? Burası bir ev değil mi? şu Tam böyle şey olmuyor. Burası galiba <laughs> Mamak'ta ziyaret ettiği ev. Ankara Mamak'ta evet, çünkü... bir evi ziyaret etti. Ya bu da böyle çok e, tatsız bir tartışmanın göbeğine düştü bu konu. Şimdi o evde elektrik var mıydı yok muydu? Yani Enerji Bakanı diyor ki, bu evin diyor elektriği kesilme. Ne diyor enerji bakanı? Şimdi bu mamak değil, bu elektriğin kesilmediği belirtilen ev Keçiören'de. öğrendi. İki tane adrese gittik ama. Bu Bey. ev mi olay? Ee, tam bilmiyorum ama Mama akşam gittiğini biliyorum. Sanıyorum bu mamaktaki görüntü olabilir. Ee, şöyle gerçi küçük bir çok... konu olan ev buymuş. Ha, yani konu tatlı, olan ev, tarpsızan buymuşsa... ev burası. Şimdi Ahmet Bey şöyle. Ya bir e... şimdi Kemal Bey bir eve gidiyor. Evet. O evin elektriği kesik. Kesik. Hani elektriği Borcunu ödeyemediği için elektriği kesilmiş bir eve dayanışma ziyaretinde bulundu. Evet. Ya aslında dayanışmadan çok bence kendi yaptığı eylemi hani böyle taçlandırmak diyeyim ben teşbihte hata olmaz. Peki neymiş sorun? Valla sorun şu. Şimdi ben Enerji size o zaman Bakanı ne dedi? Resmi bilgiyi aktarayım. Bakan Bey de açıkladı. Bakın Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. yani bu elektriği kesen, açan şirket diyor ki tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan 2002 tarihinde ziyaret ettiği ve 4 aydır elektrik enerjisinin borcundan dolayı kesilmiş olduğu belirtilen abonemizin durumu diyor. 24 4. 2022 tarihinde yapılan saha tespitine ve kayıtlarımızdaki incelemeye göre diyor. Ee, yani Kemal Bey'in eve gittiği 23 Nisan 2022 tarihinde o evde elektrik var diyor. Söz konusu tesisat diyor 31 Mart 2022 tarihinde elektriği kesilmiş. Borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik bağlanmıştır. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin açıklaması ha, bu. Bo 31 borcu Mart'ta dakika. Kesilmiş, Borcundan dolayı e, elektriği kesilmiş. Kesilmiş. 5 Nisan'da açılmış. Açılmış ve bir daha da kesilmemiş. E, elektrik açıkken kesikmiş gibi mi bir görüntü? Bakan var? Bey de onu söylüyor. Diyor ki yani devletin diyor ilgili birimlerinde resmi e, kayıtlarda bu evde. 5 Nisan 2022 tarihinden beri elektrik var. Siz elektriği açık olan bir evde neden ışıkları söndürüp de bu görüntüyü verdiniz diye Bakan Bey'in bir paylaşımı oldu. Kemal Bey de 5 Nisan öncesi elektriği kesik bir eve gitmiş oluyor yani. Öyle oluyor. Şimdi başkent dağıtımının <laughs> açıklaması belki bu. Ama haberi yoktu. Ha şimdi CHP tarafı da şunu belirtiyor. Onlar da şunu iddia ediyorlar. Hayır diyorlar. İşte o elektrik o evdeki hanımefendi de o açıklamayı yaptı. Kemal Bey geldikten sonra bu elektrik açıldı diyor. Şimdi Ahmet Bey şöyle. Hangisi doğru? Hangisi doğru? Ben her zaman devletin yaptığı açıklamaya bakarım. Benim açımdan iş budur. Ya şimdi Ahmet Bey bakın. Her şey söylenmiyor. Her şey anlatılamıyor. Yani insanların mağduriyeti üzerinden bu tip tartışmalar yapılmasını da ben çok doğru bulmuyorum. O evde 1 ile 8 yaş arasında 3 tane çocuk var. Gerçekten zor bayatları var. Ben bir bilgi notu okudum. Ailenin durumu ile ilgili yani kolay değil Allah yardımcıları olsun ama şimdi biz aslında öyle bir devletiz ki mesela o aileye hanımefendi hiçbir yere doğru düzgün bir yardım başvurusunda bulunmamış benim gördüğüm kadarıyla iki defa pandemi yardımı almış mesela bu hani pandeminin başına devlet vermişti ya. Mesela doğalgaz yardımı yapılmış kendisine en son Şubat ayı içerisinde. Ama bunun dışında ne belediyeye ne başka birimlere bir yardımda bulunmamış. Bu da bence saygıdeğer bir davranış. Yani bunu da anlamak lazım. Ama bu insanları yani toplum nezdinde ya işte böyle göstermek, bir mağduriyetten başka bir hikaye çıkarmak. Ben çok bunları da doğru bulmuyorum açıkçası. Bakın Mamak da bir eve gitti. Mesela Kemal Bey. Ya orada da o abonelikte 7 kez Ahmet Bey Kaçak elektrik kullanımı tespit edilmiş ve 7 kez tutanak tutulmuş. Mamak'ta gittiği adreste. 7 kez kaçak elektrik kullanımından tutanak tutulmuş. E şimdi o zaman yani şunu sorgulamamız lazım. Ya kamu düzeni diye bir şey var. Peki elektrik parasını ödeyen insanları o zaman ne diyeceğiz? 278 bin kişinin elektriği kesik keşke bir tek kişinin bile elektriği evet, bir şey kesik olmasın. Oraya geçmeden bir şey soracağım. 278 bin kişinin elektriği kesikse... Koskoca ana muhalefet partisinin lideri ve ana muhalefet partisinin liderinin ekipleri bu 278 kişiden birini bulamıyorlardı mı böyle tartışmaları? <laughs> ya yere? işte zaten meselenin tartışılması gereken yeri bence orası. Ya madem Kemal Bey böyle bir eylem yaptı. Uluslararası arenada da ses getirdi, haber oldu. Bunu madem siz daha ileri bir boyuta taşımak istiyorsunuz. E keşke 5 Nisan'dan beri elektriği olan bir eve değil de gerçekten elektriği kesik bir eve gitseydiniz. Ee, yani biraz burada, ben bunun parti içerisinde de biraz tartışmaya sebep olduğu kanaatindeyim. Yani bu adreslerde. Şöyle yani şey yarın öbür gün, yani? çok özür diliyorum, başka ayrıntılar da dökülebilir. İnşallah dökülmez. Dediğim gibi insanların mağduriyetleri ve e, yoksullukları üzerinden siyaset üretilmesi doğru bir şey değil. Sadece onu söyleyeyim, kapatayım. Peki. Bence hassas bir konu.